erken dönemde hasta birkaç gün burun tıkanıklığı, burun akıntısı yaşayabilir. Birkaç haftada burun kabuklanmaları olabilir. Bunun dışında hastanın hiçbir ciddi yakılması olmaz. Ağrılı, kanamalı bir olay değildir. Ama elbette ki burun içerisine hangi araçla yaklaşırsanız yaklaşın, olası tüm tedbirleri almakla bizler yükümlüyüz. Hemen daima tamponsuz kullanılan lazerli alt konka cerrahisi çok nadiren tampon gerektirebilir. Ben kişisel olarak 25 yılı aşkın tecrübemde hiçbir hastaya ameliyat sonrası tampon koymuş değilim. Çok nadiren geç kanamalar bildirilmiştir. Bunlarla karşılaşıldığında tampon uygulaması gerekli olabilir. Ama bir özet yapmak gerekirse, holmium yak lazer veya KTP lazer ya da ND yak lazer gibi burun içerisinde çok etkili olan, aşırı derecede girginliği bulunmayan, tecrübeli ellerde burun mukozasını zedelemeyen, pıhtılaşma gücü yüksek, kanamaya yol açmayan, hiçbir şekilde ağrı yaratmayan bu lazer türlerinin bu konuda özel eğitim almış uzmanlar tarafından kullanılması sadece ve sadece alt konka şişliklerine bağlı burun tıkanıklıklarında alınabilecek en iyi sonuçları sağlar. Bu sonuçların çok uzun süreli olduğunu, hatta kalıcı olduğunu olguların çoğunda da gözlemlemekteyiz.